Demir eksikliği dünyada en yaygın görülen anemi türüdür. Halk arasında kansızlık olarak da bilinir. Her iki cinste ve her yaş grupta görülebilir. Ancak kadınlarda daha sıktır. Demir eksikliği anemisinin en önemli nedeni dengesiz beslenmeye bağlı demirin yetersiz alınmasıdır. Özellikle vejetaryen bireylerde, veganlarda oldukça sıktır. Çay, kahve gibi içeceklerin çok tüketilmesi demir eminimini azaltır. Bu bireylerde demir eksikliği anemisi sık görülür. Yine süt, yoğurt gibi kalsiyum içeren besinlerin demirden zengin et, balık, yumurta, kuru baklagillerle birlikte alınması demir eksikliğini kolaylaştırır. Çünkü süt, yoğurt gibi besinlerin içinde bulunan kalsiyum demir ile sindirim kanalında eminim için yarışır. Özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda, üreme dönemindeki kadınlarda, gebelik emzirme dönemi olan kadınlarda demir ihtiyacı arttığı için dengesiz beslenme ile demir eksikliği kolayca gelişebilir. Demir eksikliği anemisinin ikinci nedeni hastanın yeterli beslenmesine rağmen sindirim kanalında eminim problemi olması nedeniyle olabilir. Özellikle bu kronik mide hastalıklarında bir takım gluten enteropatisi, çölyak hastalığı dediğimiz gibi eminim problemi yaratacak bağırsak hastalıklarında görülebilir. Demir eksikliği anemisinin üçüncü en sık görülen nedeni de herhangi bir nedenle oluşan kronik kan kaybıdır. Bu kadınlarda aşırı adet kanaması şeklinde karşımıza gelebilir. Ya da bazen kalın bağırsakta ya da midede bulunan ülser, polip, hatta bazen kanser nedeniyle kronik kan kaybı demir eksikliği anemisine neden olabilir. Demir eksikliği anemisinin belirtileri hastadan hastaya tabii ki değişkenlik gösterebilir. Aneminin şiddetine göre değişkenlik gösterebilir. Ama en sık belirtileri halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, baş ağrısı, sinirlilik, saç dökülmesi, konsantrasyon güçlüğü, ağız içinde tekrarlayan yaralar, dudak kenarındaki çatlaklar, huzursuz bacak sendromu, bazen pika davranışı dediğimiz işte kül, toprak, buz gibi besin olmayan maddeleri yeme isteği gibi belirtilerle bazen çok derin, ileri derecede kansızlıkta nefes darlığı, çarpıntı gibi semptomlarla hasta karşımıza gelebilir. Teşhisi nasıl koyarız? Demir eksikliği anemisi bu klinikte gelen hastalarda koldan alınan kan örneğinden bakılan tam kan sayımı parametreleri, hemoglobin, hematokrit, demir seviyesi, ferritin dediğimiz depo demir seviyelerine bakılarak kolayca teşhis koyulabilir. Teşhis koyduğumuz hastalarda mutlaka nedene yönelik araştırmalar yaparız. Yani herhangi bir eminim problemi var, hastanın kontrol edilemeyen aşırı adet kanamaları ya da rektal kanamaları mı var ya da yetersiz beslenme mi söz konusu diye araştırmalar yapılır. Araştırmalar yapıldıktan sonra mutlaka demir replasman tedavisine geçilir. Tedavide genellikle 3 ila 6 ay süren ağızdan içilen demir preparatları kullanılır. Bunlar hap, şurup ya da çiğneme tableti şeklindedir. Bazen hasta demir ilaçlarını tolere edemeyebilir. İshal, kabızlık, bulantı, kusma gibi ya da şişkinlik, gaz gibi mide iritasyon bulguları yapabilir. Ağızdan içilen demir ilaçları bu yan etkilere neden olduğunda hasta tolere edemezse bazen parenteral demir dediğimiz damardan demir tedavisine geçiş yapabiliriz. Yine eğer hastanın kansızlığı ileri derecedeyse ve semptomatikse, yani hemoglobin, hematokrit değerleri, depo demiri çok düşükse, hastada ciddi semptomlar varsa yine hızlı bir şekilde tedaviye yanıt alabilmek için damardan demir tedavisi kullanabiliriz.